Cezalandırmaya geldim yavrucuğum. Evet Jeffrey. Nasıl? Geçen hafta nasıl geçti? Gözlüğümü burada unutmuşum. Biraz zor geçti. Hocam ne sorayım? Müzik sinemada. Aa ne güzel oluyor ya. <laughs> müzik nedir? Sen müzikten anladığını iddia eden bir insansın. Merak ediyorum ben bu müzikten anlayan insanları. Çocuğum anlat bakalım bana. Müzik nedir? Ara dinlemiyorum. En büyük şey yok. <laughs> Ama müzik kulağımın iyi olduğunu düşünüyorum. Ne demek o? Detayları duyabiliyorum. Öyle mi? <laughs> ne demek o yani? Harbiden nasıl anlayabilirim müzikten? Şimdi Cefrici müzikten anlamak için <gülüyor> sabahları... <gülüyor> <gülüyor> Sinemacıların çok zorlandığı bir şeydir bu müziği tarif etmek. Ben müzisyenim diyelim ki sen bana nasıl müziği tarif ediyorsun? Merdiven etkisi yaratsın derim. Bir onu biliyorsun. Evet onu... <laughs> onu, bildiğim için onu kullandım. <laughs> Nolan Inception'ı bitirdikten sonra Hans Zimmer'a gidip ne diyor? Londra Senfoni'yi ara diyor bir defa. <laughs> Doğru bir soru sordum. Yönetmenlerin müzik bilmesi gerekir. Müzik bilmek ne demektir Jeffrey? Ne demektir hocam? Müzik bilmenin kademeleri vardır. Tabii ki bir enstrüman çalmanda yarar var. Çalıyor musun bir şey? Yok. Ama müzikten anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu değil mi böyle? Abi çok iyi. Oğlum anlat. İyi müzik ne demek? Müzikte hocam bazı teknikler var. <laughs> <laughs> Kurgu için konuşuyorsak eğer. Editte bana malzeme vermeli. Nasıl? Mesela yükselci yer olmalı. O ritmi iyi olmalı müziğin. Ha, ritim çok önemli hocam müzikte. Peki ritim nedir? Tempo nedir? Tempo müziğin hızını ifade ediyor. BPM ile ölçülüyor. Beats per minute. 1-2-3-4 Korkma sönmez bu şafalarda yüzen al sancak. Nedir bunun BPM'i? 120 falan gibi bir şey oluyor. Yani 110-120 arası bir şey oluyor. Bir saniyede vurduğunu hesaplayıp aslında oran çok mantıken. Yani. Okay, tamam. Yani müzik hep grid'den oluşur. Yani belli aralıklarla tekrar eden şeyler. Birbirinden eşit uzaklıktaki vuruşların içine değişik ritimler yerleştirebilirsin. Örneğin da ra 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 ra. Yani o eşit uzaklıktaki şeylerin arasına değişik varyasyonlarla örüntüler yerleştiriyorsun. Patternlar yerleştiriyorsun. Videonun bütününde olunca yine ritim mi deniyor ona? Müzik bir yerde yükseliyor bir yerde düşüyor. Ritim mi deniyor yoksa başka bir adı var mı? Şimdi maalesef Türkçe'de olmayan ve İngilizce'de olan pace diye bir kavram var bir de. Pace. Yüksek tempolu film de denir ama high pace lafını kullanıyorlar. Sorduğun soru önemli bir soru aslında. Şöyle bir ayrım oluyor. Ritmi ne belirliyor olabilir bir filmde? Her bir kesmeyi ritim saysak. Müzik videosu 4 dakika. O şarkının bir hızı var. Diyelim ki şarkının hızı 120 olsun. Yani her saniyede 2 vuruş var. Buna bir müzik video yapacağız. Bu müzik videonun temposu nasıl olacak dediğim zaman her saniyede 2 tane kesme yapayım diyebilir misin? Olmaz imkan. Olmaz öyle saçma şey. <laughs> Sadece tempoya göre kesemezsin. Saçmalık olur. Çünkü o tempo <laughs> tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü aslında şunu da yapmak mümkün. 120 idi ya 60 yap. Na, na 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 60 BPM saydım ama içine sığdırdım ya onu. Bir de ne çektiğimiz var. Pencereden bakan bir adam. Nasıl bir görüntü? Yavaş. Aslında yavaş denmiyor. İşte yavaşlık, hızlılık hep yanıltır. Düşük enerjili bir olay. Bir hareket yok. Aslında olay yeni enformasyon gelme olarak düşünürsen. Bu bilgi tazeleniyor mu? Pencereden bakıyor. Sen de onu çekiyorsun. 1001, 1002, 1008. Nuri Bilge Ceylan simülasyonu oldu. Şunu yaptığında 1001, 1002, 1005 ne yapıyorsun burada? Hızlandırıyorsun. Tension deniyor. Tansiyon veriyorsun. Yani aslında hızlanmıyor. Tempo aynı. Aslında ne oluyor? Beklenti yaratıyorsun. Yani oraya doğru giderek aslında tansiyon dedi. Tansiyon ne demek? Gerginlik. Geriyorsun yavaş. Yani yayı gerdiğini düşün. 1001, 1003, 1004. Bu sefer geri çekildiğin zaman rahatlatıyorsun. İşte hayattaki her şey aslında bu ikisiyle açıklanabilir. BPM, tempo, düzenli aralıkları ifade ederken ritim düzenli aralıkların içindeki patternları, örüntüleri ifade ediyordu ya işte örüntüler de aslında çekimin içeriğine biraz karşılık geliyor. Yani neler oluyor o planın içinde? Yani örneğin koşuyorsa birisi biliyorsun Tom Cruise koşmasıyla çok meşhur. Ayda film çekecekmiş bu arada. Aa 3-4 kişi gideceklermiş değil mi? Şey... Michael Bay ile gidecekler hocam. Çok <laughs> <laughs> ekşidi suratım ama. E, ama meşhur onun koşması mesela. Şimdi koşan bir adam diyelim ki kaçma kovalamaca sahnesi. Şimdi kaçma kovalamaca sahnesi nasıl bir sahnedir? Tansiyonu yüksek, yüksek bir sahne. Yüksek enerjili. Dolayısıyla beklenti şudur. Çok kesme yapmak veya dövüş sahnesi. Çok kesme yapmak. Şimdi bundan bir kurala varılabilir mi? Yani yönetmen illa şey diyebilir mi? Abi çok kesmemiz lazım. Kavga var diyebilir mi? Diyebilir. Ama demeye edebilir. Ama demeye <laughs> edebilir. Evet. <laughs> yani ki öyle bir film vardı geçen senelerde. Mesela Atomic Blonde filminde dövüş sahneleri hep tek plan. Yani kesme yok. Üç tane hareket türü var abi. Birinci hareket türü oyuncunun hareketi. 2 kameranın hareketi. 3 kesmelerle olan hareket. Keserek de sen hareketi devam ettirebilirsin. Örneğin adam geldi yürüdü. Kat kestim başka bir yerde gördüğün gibi. Dolayısıyla bu 3 parametreyi kullanarak hep tansiyonu germeye veya bırakmaya yani seyirciyi rahatlatmaya veya tam tersi kendine çekmeye oynuyorsun. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Eğer sen sürekli çok kesersen örneğin Michael Bay gibi çok yüksek tempolu ama aslında yorucu filmler yapıyorsun. Çünkü sürekli gerildiğin zaman bir süre sonra geçiyor etkisi. Yani Luna Park'a gittin, şey, bindin mi hiç o şeyleri? Roller coaster'ları. İki dakika sonra alışıyorsun. Evet alışıyorsun. Neden? Çünkü sürekli yüksek tansiyon olamazsın yani. Yani ölürsün öyle bir şey olsaydı. Yani. <laughs> Alışıyor ve geçiyor. O yüzden zaten onlar kısa sürüyor. Bir yıl sonra bir daha gittiğinde tekrar bindiğinde yine heyecanlanıyorsun. Dolayısıyla yönetmenin görevi aslında teli sürekli gerip bırakmak, gerip bırakmaz. Şimdi eğer bu gerip bırakmaları doğru noktada yapamazsan ahenksiz sesler çıkmaya başlar. Ya yani mesela Michael Bay abi yani dünyanın en büyük yönetmenlerinden biri. Hareketi anlamıyor. Her şeyde hareket var. <laughs> Gidiyor, geliyor. Yani anlattığın şey çok güçlü değilse manyak gibi kamera hareketi yaparsan insanlar daha çok bakar. Niye bakar? Beyin bilgi istiyor orada. Evet yani aslında gıdıklıyorsun gibi oluyor. Bir de kamera hareketi yaptığın zaman ekrandaki bütün noktalar farklı hızlı hareket eder. Zoom'dan o açıdan farklıdır. Zoom yaptığın zaman birbirleriyle olan ilişkileri aynı kalır. Büyür resim. Bu öyle değil. Yaklaştığın zaman veya uzaklaştığın zaman farklı uzaklıktaki bütün noktalar birbirlerinden farklı hızda uzaklaşırlar veya yaklaşırlar. Dolayısıyla çok güçlü tabii. Niye illüzyonistler hep şey yapar, elleriyle bir şeyler yaparlar? Aslında onu yaparken her başka bir şey saklıyordur. Burada da öyle yani elindeki bu enstrümanları kullanarak saklayacaksın. Hayatta da uzun süre böyle bomboş duramazsın ya. Evet. Hep bir şey olması lazım. Mesela Michael Bay'in bir filminde çok yanlış bir örnek ama iki tane sevgili sahilde otururken arka tarafta tekne geçiyor. Tekne geçmeyebilir Ama orada amacı tansiyon yükseltmek ya. Bunun doğru kullanımı beni çok zorluyor. Yani görüntüdeki o trafik var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle. Şiir okumaya başlıyor. <laughs> Sen bu arada Michael Bay ile aranızdaki ilişki beni çok büyülüyor. Bir yandan sevmiyorsun bir yandan da hayransın değil mi? Transformers çekmeyi çok ister ama dünyanın en güzel fırsatı herif bina patlatıyor ya. Kimde var yani bu? <laughs> Allah kahretmesin Dediğim meseleye gelince arkada trafik yaratmaya çalışırız. Ya şatman lazım ya orayı yani ne kadar hareket o kadar iyi film. Motion picture oğlum bunun adı motion. Fincher çok az hareket ettiriyor kamerayı. Yok kamera hareketi anlamında demedim. Ya içerikte olabilir ya kamerada olabilir ya da kurguyla olabilir. Bu üçünden birinde de yaratman lazım. Yani pencereden bakan adamları bir yere kadar <laughs> gösterebilirsin. <laughs> ya da dramada olabilir belki yani. O pencereden bakan adamlar da ona güveniyor. Bunu bir sıralamaya koyduğun zaman değer sıralamasına entelektüel hareket çok aşağıda kalır. En heyecan verici şey yumruktur oğlum hayatta. Yani <laughs> birisinin birisine <gülüyor> vurması. <gülüyor> Aslında o patlama neye denk geliyor? Vurgu. Konuşurken de ritim evet. denen bir şey var aslında evet. değil mi? Evet. Bravo. Vurgulaman lazım bazı şeyleri. Bazı şeyleri yavaş söylemen lazım. Bazı şeyleri hızlı söylemen lazım. Mesela hep hızlı konuşanlar var. Bunlar çok... <laughs> her şey aynı hızla söylenemez. Vatandaşlık numaranız kaç? Anneniz mi öldü? Aynı hızla söylenemeyeceği gibi yani. Her şey de geçerli oğlum. Hayatta her şey ritimdir aslında. Hocam çok güzel anladım. Ritmi, tempoyu bilmeyen birisinin sinema filmi yapması son derece zor. Biliyor musun peki? Yok. Hissediyorum hocam. Ha onu söyleyecektim. İçinde var zaten oğlum kalp var ya içinde. Kalp atıyor. Tık tık, tık. Kaç atar kalp? Değişir hocam. <laughs> 190, 160. Her insanın ritmi farklı aslında. Mesela sen bir şeysin ya böyle bir şey oluyor. Yani içinde de var ya bu kalbinden daha hızlı olan şeyler, yüksek hızlı, düşük olanlar düşük hızlı oluyor. Nerede keseceğimi anlayabiliyorum müzik Aa. dinlerken. On the beat veya off the beat diye bir şey var biliyorsun. Yani. Korkma sönmez bu şafak. Da 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 dan. Cut. Ne oluyor? On the beat. Oluyor. Bir de hocam biraz geriden kesiyorlar. Onun mantığı ne tam olarak? O şeyden dolayı sesle görüntüyü algılama hızımız farklı ya. Hayat senkron değildir bu arada onu fark ettin mi hiç? Aa. Ses saniyede 300, 330 metre mi ne gidiyor ya? Ben de senden 300 metre uzaktayım. Sana Yaptım. E, bir saniye sonra gider biliyorsun. Evet. Hayat senkron değildir çok. Evet evet. Yani sinema salonlarında da hatta diyelim ki 100 metrelik bir salondasın. Öndeki speaker'larla arkadaki speaker'lara aynı anda verirsen e, en arkadaki adam 100 metre geride herif. Ne kadar asenkron olur? 8 kare asenkron olur. Türkiye'de buna dikkat ediyorlar mı hocam? <laughs> Öyle bir şey var mı ki Türkiye'de? <laughs> yani onu önlemek için şey yapman lazım. Arkadaki speaker'lara daha erken göndermen lazım. Bugün çok ciddi bir program oldu ama. Hocam biraz geyiğe vuracağım hemen. Vur bakalım. En beğendiğiniz... E, en. en. Bunu hep söyleyemiyorum bu orada. <laughs> en beğendiğiniz kompozör. Philip Glass'ı severim ben. Bilir misin Philip Glass'ı? Bayılırım diye. hocam. Biraz gerçi çok kendini tekrar ediyor. Han Zimmer mı yoksa Philip Glass mı diye bir takım insanlar. Öyle mi? Zimmer da çok iyi. İkisi de çok iyi onlar ya. Ben şeyi beğeniyorum. Ramin Game of Thrones'u yaptı. Westworld'u da yapıyor. Bilmiyorum. Aha, çok iyi. <laughs> Roche Şifrin. Hocam en sevdiğim <laughs> sevdiğim bu arada şeylerden biridir. Laro Şifrin aslında şey cazcı ve o şarkıda bir garip bir durum var. O 5 dörtlük o. Aslında normalde batım müziğinin çoğu 4 dört dörtlük. Yani 1 2 3 4'ün içine sığıyor tamam mı? Ama bu öyle değil. Dın, 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 Interstellar'da Nolan müzikleri yapacağı zaman Hans Zimmer arayıp bana çocuğunu hayal ederekten bir müzik yaz diyor. Onu söyleyecektim, onu unuttuk. Müzisyene duygular ve semboller anlatılabilir. İç açıcı bir şey yap. Bana sevgi dolu bir şey yap. Veya ritimden bahsedebilirsin. Biraz daha yüksek tempolu, biraz daha düşük tempolu. Örnek müzik vermek bile aslında biraz risklidir çünkü. Yönlendirmiş yönlendiriyorsun oluyor. Yönlendiriyorsun ve onun taklidini yapmaktan ileri gidemiyor. E, film çektik bir tane. Kompozre gidiyorum. Ne diyeceğim hocam ona? Film nasıl bir film? Mesela Mission Impossible'ı çektim. Onu çektiysen belli zaten abi. <laughs> Fragmanını kesen Ahmet benim öğrencim ya. Fragman kesti Mission Impossible 6'ya. 70 tane müzik denedik dedi. Dünyanın en zor şeyidir hocam ama ya. Kurguya müzik, müzik mu? beğenmek. Mesela olmaz öyle saçma şey. Programının müziğinin hikayesini anlatır mısınız hocam bize? Ben bayılıyorum. Ha ben anında buldum onu ya. Yani. <laughs> Ama müzikte şöyle bir şey var. Alışırsın bir süre sonra. Alışınca daha iyi oluyor yani. Yani evet o melodileri özellikle alıştırılıyorsun. Bunu yaptığın zaman zaten hemen geliyor yani bir sürü şeyi beraberinde getiriyor. Ya. Ha, film yaptın ne diyeceksin? Bunu Fuat için sormak lazım. O benden daha iyi bilir ama senaryoyu okuması lazım, karakterleri tanıması lazım. Her karakter için bazen bir müzik yapması gerekebilir. Var olan müzikleri alıp kullanabilirsin ama yine de onları bir müzik direktörünün toplaması lazım. Yani müzik göre. direktörü diye bir şey mi var? Evet. Türkiye'de var mı? Bilmiyorum. Gittin olan Hans Zimmer'a müziği Dua. yaptırdı. Abi dedi bize böyle uçur bizi dedi. <laughs> Der mi ya bak. Arada böyle bir fark var işte. Hans abi. Sen yaparsan çok iyi yaparsın. <laughs> aslında en önemli şey spotting veya cueing yani müzik nerede girecek, nerede çıkacak. Aslında bir yönetmenin en büyük uğraşması gereken şeylerden biri bu. Aslında müzik tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Neden tehlikelidir hocam? Neden tehlikelidir? Her yere müzik döşeyebilirsin. O zaman şey gibi olur. Müslüm filmi vardı ya. Müzik video değil bu. Bir hikaye anlatıyor ya, bir şey anlatıyor. Hadi hikaye de demeyelim. Müzik aslında bir duygu jeneratörü. Yani duygu yaratıyor. Anlam değişir yani evet. duygu ekliyor tamam mı? E şimdi bunu çok yaparsan mesela Türk dizilerinde var ya dizi 170 dakika müzik skoru da <laughs> bardak devirdiği anda dramatik 160 bir müzik. Dakika. Ama müzik hata örtüyor tabii orada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çekerken sen bakıyorsun bir şeye, tamam mı? Kavga mesela veya kavga da demeyeyim. Aldım ben bunu, böyle yaptım, sonra da şöyle yaptım. Şimdi bunun ne hızlı olacağı gerçekte göründüğüyle ekranda görünen farklı oluyor. Neden? Ekranın büyüklüğüyle alakalı. Lens yani. yani ekranın büyüklüğü de var doğru. Bravo. Ama bir de kullandığın lens baktığın açı yani şu an tele lens'teyiz. Benim hareketim ha. küçükken perspektif. Evet perspektif. Geniş açıyla çekselim daha hızlı ve daha evet. uzak. Kavga sahneleri, öldürme sahneleri yani vurma şu var ya evet, şu. Sette yaparsın ve ha oldu zannedilir gö çıplak gözle baktığın zaman ama filmde doğru görünmez. Mesela John Wick'in en büyük başarılarından biri o. Kavga sahneleri inanılmaz derecede hızlı çekilmiş. Yani hem herifler hızlı oynuyorlar hem de büyük ihtimalle mesela bir, pis bir hile vardır. 22-23 kareye düşebilirsin. Doğal olarak hızlandırıyor aslında. Evet. Hız, hızlı çekmek posta hızlandırmaktan çok daha iyi. Çünkü posta hızlandırdığın zaman şöyle bir şey oluyor. Saniyede 25 kare akıyor ya. Sen diyorsun ki bunu daha hızlı oku. O zaman işte bütün şey bozuluyor. Akış bozuluyor. Flux bozuluyor yani. O bazı kareleri yutmak zorunda kalıyor. Halbuki çekerken yaparsan eşit aralıklarla oluyor. Olay yerinde çözmüş olursun. Tabii tabi, olay yerinde. Araba Mesela araba çekeceksin. 25 kare çekmene gerek yok. 18 kare çekiyorsun ya Hı. aynı oranda şatırda düşmen gerekmiyor mu? Ona göre mor şubur. Fark buluyor. etmez onu kimse. Zaten 18 kare çektiğin zaman film kameralarında şatırda otomatik olarak şey oluyordu. Mesela Jaws'taki o köpek balığı geldiğindeki müzik. <tietsizlik olmaz> <laughs> 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 Çok iyi ama ya. Başka müziğin iyi kullanıldığı... Recep eczanesi. <laughs> ben aslında sinemada müziğe karşıyım. A -a. Tarkovski de bunu söylüyordu. Aslında müzik olmamalı. Jeffrey gider koşar çalışır o sırada. Don, 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 don. Montaj sekans deniyor onlara yani. Bir süreci anlatıyorsun üstte de müzik koyuyorsun ya. Türkiye'de ona müzik altı deniyor. Müziği dayarız satarız. Yani bir şey yeterince güçlü değilse müzik konur dedim ya demin. Yani müzikle abi o toplar kendini falan diye. Müzik son başvurulacak çare olmalı. Hocam yetmedi ya bölüm. Ebru geliyor. O zaman hızlandırılmış <laughs> eğitim hemen. <laughs> Yan tiyarsan hakkında ne düşünüyorsun ha, hocam? Onu da severim Bir ara çok modaydı da artık pek ses çıkmıyor galiba. Çok güzel sesli. Ben müzik çok severim. Ben de çok seviyorum hocam. Yani Apple'da şey var. garaj Band var. Ondan müzik yapabilirsin. Film müziği çok zor bir şey değil aslında. Normal bir müzikten daha kolay. Çünkü destek atıyorsun sadece. Kubrick'in filminde var ya. Dan 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 dan. Bu kadar piyanoyla çalmış. Yerinde kullanıyor. Yerinde kullandığı için götürüyor. Yani tek bir piyano da olur aslında. Hocam Dunkirk bir, bir patladı gitti ya bu müzik olayından. İşte merdiven müzik etkisi, yoktur. müzik. Müzik olarak değil ama. Hani Ses müzik... efekti gibi evet. Sound düzen gibi onu diyorsun. Ondan biraz bahseder misin? O merdiven etkisi müzik olayından. Hans Zimmer'ın genel yaptığı. Onu tam nasıl yapıyorlar bilmiyorum da şey bir iç içe üç tane sesi Geçiriyor sürekli yükselme illüzyonu yaratan bir şey yap. Zaten evet. işte yaylılar mesela sinemada çok kullanılmalarının nedeni onlarla yaratmak çok kolay. Aynı zamanda <laughs> Philip Glass'ın o döngüleri yani üçlemeler. Biri eğer bana müziği sürekli yükselt dersen bilmedim ötürü sesi açarım. <gülüyor> <gülüyor> Müzik nasıl yükseltilir sürekli? Tansiyon ve dinamik deniyor ona mesela. <laughs> da, 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 da. Her vuruşun bir değeri var ya müzikte abi. Onları, onlarla hep oynayabilirsin. Pınar Toprak'ı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Pınar Toprak Avengers'ın müziklerini yaptı hocam. Ha. Tebrikler Pınar. Yani... Bu çocuktan şikayetçiyim. Saatlerce beni burada oturtmak istiyor. Her şeyi soruyor. Sanki ben her şeyi biliyormuşum gibi. Oğlum çok az şey biliyorum. Ama aynı zamanda çok az vaktiniz var hocam. O beni zorluyor. <laughs> Nasıl çok az vaktim var? Bir buçuk saattir oturuyorum burada. Bir sonraki Doğru. bölümde Nolan'ı konuşmak istiyorum. Sen seviyorsun Nolan'ı. Kendisini değil ama filmleri iyi hocam. Ama kendisini sevmiyor musun? Niye İngiliz olduğu için? Takım elbise giyen yönetmen. Kabul etmiyorum. <laughs> Tişört mü giysin adam? Ha? YouTube programı mı yapsın? Çok sıkıcı birine benziyor. Onun yaşlılığı da çekilir. Biraz abi. kendini beğenmiş bir tip ama İngilizler öyledir ya. <laughs> Oğlum değişik müzikler dinle. Çok geniş elbazem var. Ben ne ilahi mi? dinliyorum ya mesela. Ha bak güzel. MP3'lerin falan çıkmasıyla öyle oldu yani. Geçebiliyorsun ya. Albüm alıyordunuz değil mi siz? Öyle Biz albüm alır onu dinlerdik. Bugünün parasıyla işte 200 lira verirsin. CD'yi alırsın koyar dinlersin. Yani. Hala öyle bir takım insanlar var. Albümle dinliyor sadece. Yani o da biraz abartı ama. öbürü de çok kötü yani. Hakikaten Özdemir Erdoğan'la başlayıp işte Çaykovski'ye geçip orada anması sonra. Bir de klasik müzik var. Da 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 da. Yönetmen orkestra şefidir orkestra şefi hiçbir şey çalmaz ama bütün orkestranın bütün o tansiyonlarını, ritmini, Bilmiyorum, temposunu kontrol eder ya yani nasıl yorumlanacağını kontrol ediyor. İlla keman çalmayı biliyor olmasına gerek yok da bilir ayrıca da istiyorsa ama. Ne yapıyor bu herifler? <laughs> Ellerini sallıyorlar. Anlamıyorum onu yani. Ben bir orkestra şefi konuk almıştım o biliyordu anlatmıştık. Seyretmedin o bölümü? Seyretmedim hocam. Ben buna inancımı beden öğretmeni için. Evet, biliyorum. niye Türkiye'de beden öğretmenleri yapar o işi ben de onu merak ediyorum. Hocam Türkiye'de o zaman sevdiğiniz birkaç örnek verin kapatalım. Ah karım arıyor. Efendim. Şimdi bitmek üzere. iki dakika müsaade. Hocam görüşmek üzere. <laughs> Emir büyük yerden görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>